Arkadaşlar merhabalar. Bugün sadece soğuk kartlarla oynayacağız. Oyunda soğuk diyebileceğimiz 5 tane kart var arkadaşlar aslında. Buz büyücüsü, işte buz golemi, dondurma, buz ruhu ve dev kar topu. Onun dışında bunları tekrardan kullanabilmek için ayna aldım. Valkür almamın şöyle bir sebebi var. İskandinav mitolojisinde Valkür diye bir kart var. Valkür varmış arkadaşlar mitolojide. Zaten Supercell'de bir Finlandiya şirketi olduğu için Valkür'ü de bu yüzden zaten Clash Royale'e eklemişler. O yüzden soğukta bir kart olduğu için, Finlandiyalı olduğu için Valkür. O yüzden onu da almak istedim. Onun dışında bir de desteğe benzemesi için en azından bir atak kartı olsun dedim. Bir de binici aldım. 2.7 ortalamalı buz gibi bir desteğiyle maça geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Japon bir arkadaşımız geldi. Hemen şöyle bir binici buz ruhuyla başlayalım. Rakip de buz büyücüsünü attı. Rakip de soğuk bir deste oynuyor olabilir. Şöyle buz golemini atalım. İki tane güzel hasar verdik. İki vuruş yaptık daha doğrusu. Tamam. Rakip bu arada mezarlık mı oynuyor? Mezarlıksa bizim için biraz sorun olabilir. Çünkü kasırgası var. Onun dışında şey de var. Mezar taşı da var. Dikkatli oynamamız lazım. Çok sıkıntı bir maç geçebilir bizim için. Tamam. Şöyle buradan buz ikinci aynalı buz büyücüsünü de attım. Tamamdır. Şöyle buz golemini de atalım. Orada iki tane buz büyücüsünü de koruyoruz şu anda. Önüne de bir Valkür atacağım şu anda. Sonrasında biniciyle de giderim. Şöyle biniciyi de atıyorum. Evet, şu anda iki buz büyücüsü desteğiyle gidiyoruz. Hatta kar topunu da atacağım orada. O biniciye vuruş kazandırmak için yapıyorum. Buz büyücüleri vurun. İki tane buz büyücüsü şu anda kuleyi dondurmuş durumda. Buz gibi destemizde 1500'e kadar orada 1400'e düşürdük. Güzel. Çok iyi. Şimdi buz büyücüsü geliyor. Şöyle buz ruhuyla durduralım onu. Sonra buz golemini atalım. Bir daha bir atağa çıkabiliriz aslında. Rakibin o kadar da fazla iksiri olmayabilir. Yani iksir anlamında bizim daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bir atağa daha çıkabilirim şu anda. Dondurmamız da var yani. Bu da hala kullanmadığımız bir kozumuz ama dondurmamız da var. Hatta şu an bir dondurma atabiliriz. Hatta bir kar topunu da atsam. Vur binici. Bir tane daha vur. Bir tane daha gelir mi? Gelmedi. Olsun. Sıkıntı yok. Buradan atacağım. Orada amacım o iskelet krala dünya turu attırmaktı ki kasırgayı da atmak zorunda kaldı. Yani başarılı bir şekilde o buz golemini de atmış olduk. Şimdi tekrardan bir binici atıyorum. Hatta aynalısını da atıyorum şu anda. Bunu da yapacağım yani, mecburum. Onlar orada vursun. Sonrasında bir kar topu atalım. İki binicimiz gidiyor. Şöyle de donduralım o buz büyücüsünü. Vurun. Vur bir tane binici. Bir tane daha vur. Büyüye döneriz. Güzel. 37 can. Şimdi direkt köprüde karşılayacağım bu arada. Buradan buz golemiyle falan artık yapmaya çalışırız. 37 can kaldı. Aman fazla hasar yemeyelim. Böyle bir tane daha buz büyücüsü de atabiliriz. Şöyle bir tane daha buz büyücüsünü atalım. Ardından bir Valkür de attım. Bu arada dondurma yetiyor mu? Dondurma 35 vuruyormuş. Böyle bir tane dondurmaya attım. Sonra da gideceğim bir tane daha dondurma atacağım. Hayır, vurmayın daha fazla ve kazandık, evet. Yani son anda kazandık. Kar topu orada dönmediği için mecburen aynalı dondurma yaptık. Yani az kalsın maç gidiyordu. Gerçekten buradan gitse üzülürdüm. Evet, ikinci rakibimizi de bulduk. Gilbert geldi. Team RMS klanından. Hemen şöyle bir buz ruhuyla hızlı bir başlangıç yapalım. Havan geldi. O zaman şöyle bu şekilde savunabiliriz. Evet, orada o buz goleminin oraya gitmesi birazcık garip oldu bizim için. Şöyle bir kar topu atalım. Kulübesi olan bir rakip gelmesi tabii binici oynadığımız için iyi olmayabilir ama sıkıntı yok yine de. Aynalı binici falan yaparız herhalde yani. Bilemiyorum. Şöyle yapacağım. Orada hasar yemeyelim.
Şöyle buz golemini yapıp bir atağa çıkalım şu anda. Dondurmamızı da atabilirsek çok iyi olurdu aslında. Ama havan geldiği için yani dondurmayı atmak şu anda çok mantıklı olmayacaktır. Havan biraz sıkıntı bizim için. O yüzden hızlı bir şekilde tekrardan binici çevirip maçı kazanmamız lazım. Buradan Valkür'ü atıp buradan şöyle buz ruhunu atalım. Güzel. Şimdi rakip havandan sonra iki kart attı. Buz büyücüsünü atıyorum arkadan. Tekrardan binicimiz döndü. Buradan belki çete deneyebilir. Kart da çok garip bir deste. Buz golemini atalım. Ardından biniciyi de atıyorum şu anda. Tekrardan bir atağa çıkalım. Havan dönmemiş olsun. Tamam. Havan döndüyse şu an arkadaşlar aklımda. Evet şu anda aynalı binici kendini göstermeye başladı. En azından havanı harcadığı için aynalı binici yapmak istiyorum. Şöyle arkadan atacağım. Bunu yapmamın sebebi de önüne Valkür atacağım. Çünkü rakibin Goblin çetesi var. O yüzden bunu yapacağım. Evet. Şu anda taktik kendini göstermeye başladı. Buz ruhunu da atıyorum. Bir de donduracağım orayı. Vurun biraz. Evet. Şu anda kuleyle biraz vuruştuk. Vur binici. Bir tane daha vur. Olmadı. 1871. Evet. Şöyle buz golemini atalım. Buradan bir buz büyücüsü. O slasher'a karşı bir de Valkür atalım. Şuradan aslında alırsak onu güzel olur. Hatta buradan ikincisini de atıp şuradan da buz ruhunu atalım. Evet iyi ki ne güzel o binici gidiyor diyecektim. Tekrardan şeyi çevirdi. Hatta hemen biraz daha hızlı bir şekilde atsak iyi olurdu ama neyse sıkıntı yok. Buradan buz golemini atıyorum. Güzel. İyi yakaladık. Şuradan aynalı Valkür'ü atıp önüne de binici atacağım şimdi. Hemen binici atağına çıkalım. Artık o havanı alalım bir şekilde. Valkür'ün desteğiyle koşuyoruz şu anda. Evet havan birazcık geç geldi orada. Havan geç geldi ve kazandık. İşte budur. Gerçekten çok güzel bir maçtı ve ikinci maçımızı da kazandık. Efsane oynuyoruz gerçekten. Mükemmeliz. Evet, üçüncü rakibimizi de bulduk. Rey Teles geldi. Tam böyle bir Latin ismi gibi. Buz büyücüsüne, şey buz ruhunu atarak hemen hızlı bir başlangıç yapalım. Rakip de buz ruhu attı. Binici dönse belki bir atak denerdik. Evet, karşılıklı şu anda 2.6 gibi. Buz ruhu, buz golemi hadi bakalım. Rakip bu arada muhtemelen gerçekten 2.6 da olabilir. Düzgün bir destedir yani bizim gibi böyle sadece buz kartlarını almıyordur muhtemelen. Tersten deneyelim mi o zaman şansımızı? Tersten bir binici atalım bakalım. Rakibin attığı da binici çok güzeldi. Geçen maçta biz de yapmıştık ama tutmuştu o zaman o taktik. Yani rakipte Goblin çetesi olduğu için aslında mantıklı bir hamleydi bizim yaptığımız. Şimdi buraya aynalı Valkürümüzü atalım o zaman. Vur. Güzel. Şimdi buz ruhu atalım. Evet topu varmış. Rakip maça 1-0 önden başladı diyebiliriz. Yani top biraz bizim için sıkıntı. Ama en azından orada o Valkür'ün bir vuruş yapması güzel oldu. Şimdi 12 sıra olunca o top ölür. Biz de buradan bir buz golemi binici hata yapalım. Hatta dondurma da atabiliriz. Kraliçe falan gelirse. Tamam. Biraz fazla iktira harcadı. Hatta donduralım direkt. Ölme binici. Ölü canlı şu anda vuruyor. Ölü canlı arkadaşlar. Üflesek ölecek. Tamam biz de Valkür'ü atalım. Şöyle hatta buz ruhunu da atalım. Biraz fazla vurabilir. Vur bir tane. Tamam güzel. Şu anda kule canlarını da eşit diyebiliriz. Güzel şu anda durum bizim için. Tekrardan topunu harcar mısın? Çok güzel. Vur orada o topa. Evet bu sefer akıllı davrandı. O topu korudu. Çünkü anladı yani o top gittiği zaman hasar yiyecek. Şimdi nasıl yapalım? Buz golemini şöyle arkadan attım. Şöyle binici atacağım şu anda. Sonrasında arkadaşlar gideceğim. Aynalı biniciyi de atacağım. Şöyle aynalı binici atıyorum. Zaten o binici de güzel gitmedi de neyse. Yani şu anda oyun yani oyunu şey yaptık arkadaşlar. Yani çok kötü bir yere götürdük. İki tane binici gidiyor şu anda. O top da orada boşa düştü ve kazandık. Kuleyi aldık daha doğrusu. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Şöyle birazcık da geriye savuralım orada.
Alev topunu oraya attı. Bir tane vursun. Tamam. Valkür attım. Orayı savundum. Şimdi rakibi de rahatsız etmek için buradan bir domuz güncesini atalım. Ya kuleyi alma hedefim yok da. Rakibi rahatsız edelim yani amaç o. Bir şeyler atsın. İksir harcasın falan. Buz golemini atalım. Şöyle biraz önden atıyorum buz büyücüsünü. Çünkü hatta dondurma direkt atarım yani. Şöyle, tamam aynalı buz büyücüsünü atarım ben de. 6 saniyede bıraksam bile orayı alamazsın. Bir de üstüne dondurdum. Valkyrie dağıtıyorum şu anda ve 3. maçımızı da kazandık. Gerçekten yani çok efsaneydi ya arkadaşlar. Yani bugün 3'te 3 yaptık diyebilirim. O bir yenilgimi de troll denemelerden dolayı almıştım zaten. Arkadaşlar bugün de 3'te 3 yaptık. Gerçekten sadece buzlu kartlarla oynadık genel olarak. Zaten oyunda 5 tane kart var. Yani yoksa daha fazla olsa alırdım ama hani net olarak soğuk diyebileceğimiz 5 kart vardı. Geriye kalanları da benzerlerini falan almaya çalıştım. Umarım izlerken eğlendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.